Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar altın ve gümüş değerlendirmesi yapacağız. Dolar altın ve gümüşte bizler için önemli kritik seviyeler hangi bölgelerde bulunuyor. Sizlerle birlikte bunu analiz etmeye çalışacağız. Evet dolar tl kuruyla başlayalım hemen analizimize. Biliyorsunuz son videomuzda dolar tl ile ilgili güzel tahminlerde bulunduk ve 750 7.37 civarında dolar tl kurunun yukarı yönlü dönüş yapabileceği şeklinde tahminimiz vardı. Ve buradan tam nokta atışta dönüşler gerçekleştirdik. 8 civarlarına kadar da hatta 8.05 civarlarına kadar da dolar tl kurunda yukarı yönlü bir yükseliş ivmesini en dipten yakalamış olduk arkadaşlar. Evet şimdi bugün itibariyle de dolar tl kuruna baktığımız zaman 7.93-7.94 civarlarında dolar tl kurunun hareket ettiğini görüyoruz. Peki şimdi dolar tl kurunda bizler için hangi rakam önemli? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım hemen. Dolar tl kurunda bizler için en önemli olacak rakam arkadaşlar 7.91. Şuradaki 7.91 rakamı bu önemli destek arkadaşlar. Bu destek üzerinde kaldıkça dolar tl kurunda yukarı yönlü hareketler beklentimiz hala devam eder. E, biliyorsunuz biz e, sizlerle birlikte kanal hareketlerini takipte kalıyoruz. E, bu kanal hareketlerimizde 7.91 üzerinde kaldıkça ilk kanal hareketimiz 7.91-8.05 civarlarında bulunan kanal. 8.05 üzerinde de şuradaki 8.05 üzerinde de ikinci kanalımız 8.18 kanal hareketleri şeklinde takip edeceğiz ee, kanal hareketleri şeklinde e, takip etmemizdeki sebep Arkadaşlar biliyorsunuz Merkez Bankası haftalık repo açacak bu haftalık repoyu ne zaman açacağı e, şu an itibariyle Ben de bilmiyorum araştırıyorum fakat herhangi bir yerde bir bilgi bulamadım arkadaşlar tahmini Perşembe veya Cuma günü e, açması olasılığı var fakat kesin bir emin değilim arkadaşlar. Sizler de bunu araştırıp kendiniz bulabilirsiniz. Haftalık repo ile piyasa fonlandığı zaman Dolar-TL kurunda geri çekilmeler yaşanabilir. İşte bu geri çekilmelerde 7.91 seviyesi bizler için önemli olacak. Yukarıda 7.91 üzerinde kalınlıkça 8.05, 8.05 üzerinde de 8.18 direnç bölgeleri Dolar-TL kurunda takipte kalmamız gereken önemli seviyeler şeklinde gözükmekte. Bu seviyeleri dolar tl kurundaki arkadaşlar takipte kalacak. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman yukarı yönlü bir al sinyali başlatmış durumda zaten arkadaşlar. Burada görüyorsunuz stokastikimiz bir al sinyali bizlere yaratmış durumda. Biz Bu sinyal neticesinde de yukarı yönlü hareketlerin beklentisi hala dahilimizde. Evet, şurada bir ters omuz baş oluşumumuz mevcut. Bunun hedefi de Takribi 833 civarlarına denk gelmekte. E, bu ters omuz başı da burada gene dolar TL kurundaki takimizde olacak önemli bir formasyon şeklinde takip edebiliriz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz burada dip tarafı 750'den geçen boyun kısmı da 795, 791 civarından geçen bir ters omuz baş formasyonu oluşmakta gibi durmakta arkadaşlar. Bunu da takip ediyoruz. Bunun da takribi hedefi şuradaki 8.33 civarlarından dolar tl kurunda geçmekte. Dediğim gibi fazla yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Dolar tl kurunda 7.91 bu kanal hareketleri takibinizde olacak. 8.05. Burada gene 805 818 ve 818 şuradaki tobo 818 833 civarlarında tamamlanması muhtemel bir tobo hedefi olarak dolar TL kurunda gözükmekte. 7.91 altında gene olumsuz senaryomuzu da belirleyelim arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Burası Türkiye piyasaları diyelim. 7.91 altında şöyle 7.91 altında bizler için ne var? 7.65 seviyesi tekrardan gündeme gelir. O yüzden 7.91 altında olumsuzluk başlar ve aşağıda 7.65 seviyesini dolar TL kuru hedefler diyelim arkadaşlar ve dolar TL kuru analizimizi burada sonlandıralım. Evet altın tarafında analizimizi bekleyen arkadaşlarımız e, birkaç gündür video yapamıyordum arkadaşlar rahatsızlığımdan dolayı. Öncelikle kusura bakmayın sesim de biraz kötü çıkıyor olabilir. Bunun için sizden özür diliyorum. Altın tarafındaki arkadaşlar için e, bir sürprizimiz var mı? Evet bir sürprizimiz var. Altında bence artık düşüş bitti arkadaşlar. Veya geri çekilme olsa bile e, bence 1780'nin altı altında gözükmemekte Hatta 1700 şurada 1775 şimdi altı gözükmemekte e, düşüşün bittiği tabi her şeyden tam emin olamayız arkadaşlar biz sadece buradaki hareketlere dayalı olarak konuşuyoruz Ons tarafında özellikle arkadaşlar Şuradaki ikili dip oluşması çok dikkat çeken bir oluşum olduğundan dolayı şöyle biraz daha büyüteyim görün arkadaşlar şurada bir ikili dip oluşması. Buradan tekrar bir ters omuz baş şeklinde kendini gösterecek gibi durmakta arkadaşlar. Özellikle altının ons tarafında hareketlenme başlayabilir. Şu bölge takibimizde şuradan tekrardan yukarı ivmelenme yapabilir. O yüzden ons tarafındaki arkadaşların dikkatli olmasında fayda var diye düşünmekteyim. Onsta da gene burada arkadaşlar 1800 üzerinde kalışlarda şuradaki 1800 üzeri kalışlarda onsta da yukarı yönlü hareketler başlayacak şeklinde yorum yapabiliriz. 1800 üzerinde ons altında bizler için en yakın takipte kalmamız gereken 1837 kanalı mevcut. şuradaki 1800 ve 1837 kanalı. 1837 üzerinde biliyorsunuz kırılımı bizler için çok önemli olan bir 1850 kanalı mevcut arkadaşlar. Onsta da bu 1850 kanalına doğru ben yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyim. Ve ONS tarafında artık düşüşün belli bir yerde 1800 veya 1700 en fazla 1780 civarlarında Bitmiş olacağını düşünmekteyim ve buralardan artık tekrardan 1850 dolar seviyesine doğru altında yukarı yönlü hareketlerin ee, yaşanabileceği öngörüm devam etmekte. 1850 üzerine zaten attığımız zaman yeni bir video yapacağız ve 1850 üzerinde tekrardan hareketlerimiz bu gördüğünüz alan içerisinde 1800-1850 alanın içerisini taşıp ee, yukarı yönlü hareketlerini Tekrardan yukarı yönlü e, sürdürmeye devam edecektir şeklinde düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar e, düşüş bana göre en maksimum 1.780 seviyesine kadar gerçekleşebilir. Bundan ötesi artık yukarı yönlü hareketlerin tekrardan başlayacağı yönünde görüşüm hala devam etmekte. En yakın gene EMA desteklerimiz 1.800 Şurada 1840, yukarıda 1850, 1874 şeklinde ons altında gözükmekte. E, öngörülerime göre ons altında e, fazla artık düşecek bir alan kalmadı. Yönünü tekrardan yukarı çevirecektir şeklindeki öngörüm sürmekte. Gram altın tarafına bakalım. Evet gram altında e, şu an itibariyle 463 civarlarında fiyatlanmakta. Evet aşağıda 451'i görmüşüz arkadaşlar burada bir 450 470 Evet gram altında ons ve dolar bazlı arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü hareketlerini devam edebilir ee, buradan bir formasyonu zaten gram altında da oluşmuş aynı ons tarafında olduğu gibi ee, bizlerin 460 Desteği gram altında hala önemli. E, bu 460 desteği üzerinde gram altında ilk etapta 472. Bu alanda bir dip çalışması yapabilir arkadaşlar 460-472. Fakat 472 yukarı yönlü e, kırmayı başardığı zaman gram altında 491'li seviyelere doğru hareketlerini yukarı yönlü hızlandıracak şeklinde e, öngörüm devam etmekte. Ee, ve ben bu formasyon gereği gram altının 491'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünmekteyim arkadaşlar. 460 seviyesi altına inilmedikçe bu çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. E ee, 460 altında bizler için neresi var en kötü senaryoda? 460 altına insek en kötü senaryoda aşağıda 443 rakamı bizi bekliyor. Ve bunu da bir yere not alalım. Fakat şu an itibariyle ben 443'ü beklememekteyim. 460 kırılmadığı müddetçe yukarıda 491 hedefli gram altının çalışacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Hemen gümüş tarafına da bakalım. Gümüş de bizler için önemli olacak kritik seviyeler hangi seviyelerde. Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Evet gümüş ons. Gümüş ons da... bir formasyon gözükmüyor gözükmekte mi bakıyoruz fakat gümüş onsta herhangi bir formasyon gözükmemekte şu an itibariyle yatay hareketlerine e, hala devam edebilir arkadaşlar burada da çünkü bir dip çalışması e, yaptığı gözükmekte gümüşün özellikle 23 ve 26 aralığında arkadaşlar bu bu çalışması gümüş ons'un devam ediyor. Dünkü 24, geçen günkü 24-28 direncimiz vardı. Kuvvetli bir direnç. Burayı aşamadı. Buraya açsaydı gümüş onsun önü açılacaktı. Fakat o 24-28 direncini aşamadığı için tekrardan aşağı yönlü hareketler. Gümüşte gözlemledik. Gümüşte bizler için 23.07 desteği. Gümüşün ons tarafındaki arkadaşlar. Şurası 23.07 desteği. Bu destek önemli. Bunu takipte kalacaksınız. Bunun üzerindeki en yakın direnç 23.88. Bakın şuradaki 23.88. Bu 23.07 kırılmadığı müddetçe yukarıda 23.88 direnç bölgesini takipte kalacaksınız. Tekrardan yukarı yönlü hareketlerin hızlanabilmesi için bu Evet, yukarıda tekrardan gümüş ons'ta yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için de şuradaki alanın 23.88 üzerinde kırılım görmemiz şart. Bugün kırılımı gördüğümüz zaman gümüşün ons tarafında tekrardan 25'li seviyelere doğru hareketler tekrardan izleyebileceğiz arkadaşlar. O yüzden bu 23.88 bizim için önemli bir direnç yeri olarak gözükmekte. Aşağıda da 23.07 şuradaki 23.07 bu alan içerisinde hareketler tekrardan gümüş olsa devam edecek gibi gözükmekte. Gümüş grama hemen bakalım. Gümüş gramda bizler için 5.94. Bunu da hemen ons grafiği üzerinde anlatalım arkadaşlar. 5.94 hala bizim için önemli bir destek. Bu destek üzerinde tutunmaya devam ettiğimiz müddetçe hala 6.11 bir kanal. Şuradaki kanalımız 6.11 üzerinde de 6.38 e, kanal aralığımız. Bu aralıkta bir hala dip çalışmasına gümüşün gram tarafı da devam etmekte. Hareketlerine devam etmekte. 5.94 altında sarkmalarımız yaşanırsa arkadaşlar e, bu sefer gümüşün gramında 5.60 şuradaki 5.94 altında da 5.60 seviyesine doğru aşağı yönlü Hareketler O zaman olumsuz yönde B planda değerlendirebilecek hareketler şeklinde gözükmekte. Fakat 5.94 üzerinde kalındıkça da arkadaşlar üst kanal bant hareketleri gümüşün gramında da takibimizde olacak. Evet videomuz çok uzadı. Şimdilik burada keselim. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğeni atmayı unutmazsanız memnun olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.